Selam arkadaşlar, bugün sizi derma rollerla tanıştırıp büyük bir sevap işleyeceğim. Aslında daha önce bir videoda anlattım ama ay çok uzun ve sıkıcı anlatmışım. O böyle ilk zamanlar çektiğim videolardandı. O zamanlar daha bir kasılıyordum. Şu anki hani daha böyle bir gevşemiş halimle hızlı hızlı bir daha anlatayım istedim. Bu videoda reklam yok, sponsor yok, hiçbir şey yok. Sadece ben ve fikirlerim varız. Şu gördüğünüz iğneli bir rulo. Şöyle dönüyor gördüğünüz gibi. Birkaç sene önce çok ciddi sivilcelerim çıktı bir ara benim. Hormonal ve onlar geçti geçmesine ama izleri kaldı. Güzellik merkezlerinde derma roller yaptıklarını duymuştum. Bununla bir tedavi uyguladıklarını ama bayağı da pahalıydı ve sonra baktım ki bunu evde yapan da çok var. Yüzünüzde minik minik yaralar açıyor. Yara dediğim biz göremiyoruz, yani mikro yaralar. O minik minik delikler sayesinde sürdüğünüz bütün cilt bakım ürünleri 200-300 kat falan daha fazla etki ediyor. Uydurmuyorum. Açın, araştırın. Bende yalan yok. Artı şimdi şöyle düşünün. Mesela şuranız kesildi, tamam mı? Vücut ne yapıyor? Onu toparlıyor, yeniliyor ve yeniden eski haline getiriyor. Ve bunun yaptığı da hem sürdüğünüz ürünler daha etkili oluyor, hem de cilt o yaraları kapatmak adına kolajen üretiyor. Kolajen de son derece gençleştiren, yenileyen bir şey. Belki duymuşsunuzdur, kolajen tedavisi falan gibi şeyler oluyor. Bunu yapmadan önce cildimize içinde alkol olan, alkol olması çok önemli, her tonikte alkol olmuyor, herhangi bir tonik alıp onunla cildinizi siliyorsunuz. Yani dezenfekte ediyorsun aslında yara açmadan önce. Mesela benim şu an kullandığım şöyle Rossmann'dan bir Rivaldolup'un bir toniğiydi. İçinde alkol falan var. Ona içeriğinden mutlaka bakın. Bu tonikle bir cildimi dezenfekte edeyim, mikrop falan kapmamak adına normal siliyorum işte. Bir güvenlik önlemimiz daha var. O da bunun üzerine. Aslında bunu alınca, internetten aldım ben bu arada. Yanında dezenfektan spreyi de oluyor. Ama benim spreyim çok kullanmaktan dolayı bitti. Bu da bir kolonya gibi bir şey aslında. Onunla şöyle biraz bir dezenfekte ediyorum onu yeniden. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. En çok sorulan soru, acıyor mu? Vallahi benim hiç acımıyor. Çünkü bunun 0.50, 0.75 falan diye böyle iğnelerin boyutları var. Şeylerde, güzellik merkezlerinde daha büyük iğnelerle yapıyorlar. O belki nispeten daha çok acıyordur ama bu hiç acımıyor. Böyle bir... Ya hiç acımıyor ya. Yani ne hissediyorum? Hiçbir şey hissetmiyorum yani. Ama kimisinin cildi daha hassas oluyor. Cildi daha hassas olanlara önerim Emla diye bir krem var. Cildi böyle uyuşturan bir krem. Eczanelerde satılıyor. Ondan alabilirsiniz. Bununla böyle. Daha önceki videoda bu kısmını es geçmiştim. Bu gözenekleri de küçültüyor cildi yenilediği için. O yüzden mesela şuralarımda gözeneklerim biraz daha açık. O yüzden oralara yapıyorum. Ağız çevremde çok fazla sivilce izi vardı. Aslında hala var ama yani çok azaldılar artık. Çiller, benler falan hepsi birbirine karıştı. O yüzden en çok oralara aslında yaptım daha önce. Yanaklarımda da vardı. Şöyle boynunuza da yapabilirsiniz kırışmaması adına. Göz altına ben yapmıyorum. Çünkü göz altı için bunun daha küçük iğneleri oluyor. Ve daha böyle minik bir rulo. Onu özel olarak göz altı için üretiyorlar. Ondan almak lazım göz altı için. Ben almadım. Alnıma biraz gıdıklanıyor. Alnıma yapmak daha zor oluyor nedense. Ya acı değil de metal bir şey geziyor işte orada. Yani acı diyemem. Ama özellikle şu mimik yapınca şuralar kırışır ya, oraları yenilemesi ve sıkılaştırması adına ben bayağı yapıyorum aslında şu kaşlarımın arasına. Bakın yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ah, şurada gıdıklanıyorum. Muhabirlik yaparken geçen sene böyle güzellikle ilgili haberlere de gidiyordum arada ve İstanbul'da çok ünlü bir estetisyene, böyle işte ünlüleri falan kilo verdiren, botoks yaptıran bilmem ne bir adama gitmiştik habere. Haberden sonra işte ben sordum ya, dedim hani ben ne yapayım hani yaşlanma karşıtı önlem olarak botoks falan yaptırmak istemiyorum çünkü hani çok mimik insanıyım, yani hani kendimi mimiksiz düşünemiyorum, ben olmam falan dedi. Ben senin yerinde olsam derma roller yapardım dedi. Aa dedim, ben onu zaten yapıyorum. Gerçekten etkili demek falan dedi. Dedi ki haftada 2 onu yap. Üstüne de
hyaluronik asit içeren, bu cildi yenileyen bir asit içeren bir serum, krem, bir şeyler sür, boyuna falan da yap, o seni uzun bir süre idare eder dedi. Ben bunu herhalde, yani yazları çok fazla yapmıyorum. Şimdi bir 3-4 gün zaten güneşe çıkacak bir durumum olmayacak. O yüzden rahat rahat yapıyorum, bu ara evdeyim. Ama mesela tatilde, güneşte, plajda falan olacağım günlerde kesinlikle yapmıyorum tabii ki. İşte ben adımı dinledim, yapmaya başladım ve bilmiyorum da arkadaşlarım yani genelde yaşlanmıyorsun diyorlar. İnşallah doğrudur. Kesinlikle etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Buralara da yapıyorum. Biliyorsunuz zaten bütün güzellik şeyleri boyuna da sürülüyor ya. Ben bunu böyle haftada iki falan dizi izlerken, film izlerken şu aynayı şöyle koyuyorum bilgisayarın yanına. Bir yandan filmimi izleyip bir yandan bunu yapıyorum. Orkun bakıyor, ne yapıyor bu diye. Kendini iğneleyen, kızartan bir kız. Nipfeb'in şöyle bir serumu var. Ben bunu Watsons'tan almıştım. Bunun içinde de hyaluronik asit var. Şimdi bunu şöyle alıp... Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Tabii yapmadan önce elinizi de yıkayın. Yüzümüzü dezenfekte ettiğimiz gibi. Yutmayaydım. İyiydi. Bununla ilgili en çok sorulan şeylerden biri de işte yüzün çok kızarıyor mu? Ertesi gün ne durumda oluyorsun? Okula, işe gidebiliyor musun falan? Vallahi ertesi güne hiçbir kızarıklık kalmıyor bende. Ya belki çok hafif bir kızarıklık. Hani normal ciltteki kızarmalar olur ya, onun kadar falan kalıyor kalırsa. Ama o gün içinde kızarıklık oluyor. Özellikle ilk 2-3 saat kızarık oluyor. Ama yine de çok fazla kızarmamasını istiyorsanız daha az yapabilirsiniz mesela. Bunun birazcık yemesini bekliyorum. Bu arada arkamdaki şu güzel resmi soranlar oluyor. Bunu Orkun Küba'dan almıştı. Doğum günü hediyesi... Ya aslında şöyle, şimdi benim doğum günümdü. Onu da böyle tavlamaya çalıştığı dönemler. İki tane tablo, yani iki tane böyle resim almış oradan bir ressamı. İkisi de arabada duruyordu. Birini kendine almış ama ben hiç nedense kendine almış olabileceğini düşünmeyerek "Aa çok güzeller" deyip alıp hemen eve gitmiştim. Çocuk da bir şey diyememiş hani tavlama aşamasında olduğu için. Aslında bu kendine aldığı bir hediyeyken ben üstüne yatmışım. Ondan sonra da tabii geri isteyemedim. Çok tatlı değil mi? Güzel duruyor. Evet, şimdi cildime bunu yedirdim. Üstüne de ne süreceğim? Yine cildi yenileyen bir şey olsun diye. Bepantol süreceğim biraz. Biliyorsunuz bunun içinde de pantenol var. O da cildi yeniliyor. Yalnız bunu da bana doktor söylemişti. Çok fazla almıyorum. Bak şu kadar bir şey aldım. Fındık tanesi kadar. Bunu şöyle yapıyorum. Ve hani dokunduracağım. Boca etmiyorum. Bunu mesela kol sarkmaları için kullanan var. Daha büyük iğnelisini alıp. Selülit için kullanan var. Selülit için ben daha önceki yıllarda denedim ama ya şey oluyor, çok işte kanatıyor, çizik kalıyor falan. Yapacaksanız kıştan yapmak gerek bence. Yani yazın çok kullanışlı olmaz. Çok fazla çizik kalır, yara izi kalır. Dediğim gibi kolu için yapan var. Ne bileyim göbek için yapan var. Yani cildinizin aslında deforme olan her yerini zaman içinde, 1, 2 yaptım, 3 yaptım, her şey geçti değil ama zaman içinde onarıyor. Etkisini ne zaman görürüm diye soracak olanlar olabilir. Cilt kendini 21 günde yeniliyor. Yani aslında ben bugün yaptığım şeyin ekmeğini 21 gün sonra yiyorum. Ve işte bu hafta atıyorum bir de 3 gün sonra yapsam onunkini de diğer bir 21 gün sonra. Böyle yavaş yavaş oluyor bu iş. O yüzden bunu birkaç aylık bir tedavi gibi değil, hayatınızın bir parçası haline getirin. Çılgınlar gibi bastırmayın, o kadar cildinizi yormayın. Böyle hafif hafif yapın. Ben bunu kaç senedir yapıyorum yani 3 senedir falan yapıyorum. Bazı dönemden unutup bıraksam da ve bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Ama ne olur ne olmaz Emla dediğim o kremi alın. Hani cildinizi biraz uyuşturmuş olur, hani acırsa falan. Böyle çığlıklar ve bana edilen küfürler eşliğinde bir dermar olur tecrübesi yaşamayın. O zaman sonsuza kadar genç kalmamız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.